Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün 4. sınıf çarpma işlemiyle ilgili problemler çözeceğiz. Biliyorsunuz ki çarpma işlemi 1. sınıftan itibaren bilmemiz gereken bir konu. Yalnız 1. sınıf müfredatında bazen milli eğitim çıkarabiliyor, bazen olmayabiliyor. Ama 2. sınıf üzerinden yani bir öğrencinin çarpım tablosunu çok iyi bilmesi gerekiyor çarpma işlemi problemlerini çözebilmesi için. Biz de bugün bazı sorularımız basit, bazı sorularımız biraz size zor gelebilir. Soru çözmeye çalışacağız. Bunların içinden bir tane ödüllü sorumuz olacak. Ödül ne derseniz, ödülü şimdi söylemeyelim. Daha sonradan onu siz zaten çözebilirken, çözdükten sonra ödülünüzü almış olacaksınız. Şimdi isterseniz sorularımızı çözmeye başlayalım. Herkese şimdiden kolay gelsin, başarılar diliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ben en iyisi şuradan keçeli kalem alayım. Kalın olsun biraz da. Birinci sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Günde 23 sayfa kitap okuyan bir kişi ayda kaç sayfa kitap okur? Günde kaç sayfa okuyormuş arkadaşlar? 23. Ayda kaç sayfa okur? 23 çarpı 30 yapıyoruz değil mi? Çarpalım. 0 kere 3, 0. 0 kere 2, 0. Arkadaşlar burada bazen hata yapılıyor. 2 ile çarpılıyor. Sonra karıştırılabiliyor. Ters çarpılıp. Yani yerler değiştirilebiliyor. Onun için 0 ile çarpıyor. Sonra 3 ile. Biliyorsunuz bir basamak kaydırma kuralı var. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. Sonra normal toplama işlemi. 0 aşağı düşer. 9, 6. Evet arkadaşlar, 690 sayfa kitap okur. Bu sorumuzun cevabı bu şekilde. Bir sonraki sorumuzda ne diyor? Bir köyde 9 tarla, her tarlada 9 ağaç ve her ağaçta 8 kuş olduğuna göre bu köyde toplam kaç kuş vardır? Arkadaşlar kaç tarla varmış? 9 tarla. Şimdi ben bir tane tarla çizeyim. Bu bir tarla olsun, tamam mı? Bundan 9 tane olacak. Bunda 9 tane ağaç varmış arkadaşlar. Şunlar ağaçlarım olsun. 2, 3. Şöyle ağaçlarım olsun. Gelişi güzel çiziyorum arkadaşlar. Evet, 9 tane ağaç oldu. Ve her ağaçta 8 kuş. Arkadaşlar 9 ağaç varsa 9 ağaçta 9 kere 8 kaç kuş olur? 72 kuş olur değil mi? Bu bir tarladaki kuş sayısı. 72 kuş. Bir tarladaki değil mi arkadaşlar? Bir tarladaki. Kaç tarla vardı arkadaşlar? Bakın soruda kaç tarla diyor? 9 tarla. O zaman 72 ile 9'u ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Yan yana çarpayım. Yan yana çarpmayı da görmüş olun bu arada. Evet, ne yapıyoruz? Önce birler basamağı. 9 kere 2 18. Elde var 1. 9 kere 7 63. 1 de elde 64. Evet arkadaşlar, kaçmış cevabımız? 648 tane kuş vardır. Bu köyde arkadaşlar 648 kuş vardır. Sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi mavi keçeli kalemi bırakayım. Bu sefer de kırmızı kullanayım. Şimdi arkadaşlar, matematikte soruyu anlamak çok önemli. Biliyorsunuz soruyu çözmek istiyorsanız soruyu anlayacaksınız. Soruyu anlarsanız sorunun yarısını çözmüş olursunuz arkadaşlar. Bakın bu sorumuzda ne diyormuş? Bizim evdeki saksıda 16 çiçek ve her çiçekte 9 yaprak olduğuna göre toplam kaç yaprak vardır? Arkadaşlar bir saksımız var ve bu saksıda arkadaşlar ne varmış? 16 tane çiçek varmış. 16 çiçek varmış ve her çiçekte 9 yaprak varmış. Arkadaşlar 16 tane çiçek, şöyle 16 tane, şöyle ben çiziyorum. 16 tane ne varmış? Çiçek varmış arkadaşlar. Her çiçekte 9 yaprak varmış. O zaman 16 çiçekte kaç yaprak vardır arkadaşlar? 16 çarpı 9 değil mi? Önce 9'dan 6'yı çarparız. Sonra elde ekleyip 1'in üstüne 9'da 1 çarpı ekle. 9 kere 6 54. Elde var 5. Şurada unutmamak için sizin için yazdım. 9 kere 1 9. 5 de elde 14. Kaç yaprak varmış arkadaşlar? 144 yaprak varmış.
bir saksı olduğu için. Mesela deseydi 3 saksı var deseydi ne yapardık? 144 ile 3'ü de çarpardık. 144 yaprak vardır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, diğer sorumuzda. Bir okulda 21 tane sınıf vardır. Her sınıfta 21 öğrenci olduğuna göre bu okulda toplam kaç öğrenci vardır? Arkadaşlar, okul 21 tane sınıf var. 21 tane sınıf. Her sınıfta 21 tane öğrenci. Bunları şimdi çarpmayla arası pek iyi olmayan arkadaş ne yapar? 21 tane alt alta 21 yazar. Toplar. 11. İşte şöyle. Bakın ne kadar uzun sürdü değil mi arkadaşlar? Yazarken bile yoruldum. Çizerken daha doğrusu. Hepsinde 21 tane varmış. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. 10 da burada var. 21. 21 ile 21'i çarparız. Kolayca sonucu ne yaparız? Bulabiliriz. Evet, daha küçük bir kalem kullanayım sizin için. Sığsın. Şimdi arkadaşlar 21 ile 21'i çarpalım şuradan. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. Toplayalım. 1, 4, 4. Kaçmış? 441 tane öğrenci vardır arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Burası anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı varsayıyorum ve geçiyorum. Bir çiftlikte 12 tavuk, 13 inek ve 8 hindi vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayakları toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi tavukların ayak sayısını biliyoruz. Kaçtır? Sakın 4 demeyin arkadaşlar. 2 ayağı var. 12 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Bu tavuk ayak sayıları. İneklerin arkadaşlar 4 ayağı var. 13 çarpı 4 yapıyoruz. 4 kere 3, 12. Elde var 1. 4 kere 1, 4. 1 de elde 5. 52 ineklerin. İneklerin ayak sayısı. Ve 8 hindi. Arkadaşlar hindi de tavukgillerden kümes hayvanı. Onun da 2 tane ayağı vardır. 8 kere 2, 16. Evet, bu çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı 52, 24, 16. Toplayalım. 2, 4 daha 6, 6, 6 daha 12. Elde var 1. 5, 1 daha 6, 8, 9. 92 toplamı. Cevabımız kaçmış arkadaşlar? 92. Ve geldik ödüllü sorumuza arkadaşlar. Ben yine kalemimi değiştireyim. Şimdi ödüllü sorumuz çözmeyeceğim arkadaşlar. Sadece okuyacağım. Siz çözüp aşağıda videonun yorum kısmına yazacaksınız, tamam mı? Lütfen birbirlerinizin cevaplarınıza bakmayın. Evet, şimdi ödüllü soruyu okuyorum sizlere. Bir bahçede 9 kulübe, her kulübede 9 köpek ve her köpeğin 9 yavrusu vardır. Bu bahçede toplam kaç köpek vardır? Bu çözdüğümüz ilk soruya, ya daha doğrusu ilk sayfada çözdüğümüz soruya benziyor arkadaşlar, değil mi? Oradan yardım alabilirsiniz isterseniz, videoyu geriye sayalım. Bakabilirsiniz. Şimdi bu soruyu ne yapıyorum? Atlıyorum, size bırakıyorum. Evet, bir sonraki sorumuz. Bir sınıfta, bakın arkadaşlar ödüllü soru, ona geçtim ama unutmayın, tamam mı? Çözmenizi bekliyorum, bakın yorum kısmına yazın lütfen. Bir sınıfta 30. sıra ve her sırada 4 kişi oturmaktadır. Bu okulda 26 sınıf olduğuna göre bu okulda kaç öğrenci vardır? Her sınıfta arkadaşlar 33 sıra var. Kalabalık bir okulmuş. Ve 4 öğrenci var. Direkt bir sınıfta kaç öğrenci var onu bulalım. 33 çarpı 4. 33 sıra var. 4 kişi oturuyor her sırada. Biz böyle otursak hapı yutarız çocuklar bu arada. 4 kere 3, 12. Elde var 1. 4 kere 3, 12. 1 de elde 13. Arkadaşlar bir sınıfta 132 öğrenci varmış. Bu bir rekor herhalde. Üniversite olabilir gerçi. Amfilerde bu şekilde olabiliyor. 132 öğrenci var. Kaç tane sınıf varmış? 26. 132 çarpı 26. Bakalım kaç öğrenci varmış. 6 kere 2, 12. Elde var 1. 6 kere 3, 18. 1 de elde 19. Eldeyi unutmuyoruz. Yine elde var 1.
6 kere 1. 6, 1 de elde 7. 792. Geçtik 2'ye. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2. Evet, biraz küçük yazıyorum arkadaşlar. Sızın 2 aşağı düştü. 9, 4 daha 13, elde var 1. 7, 6 daha 13, 1 de elde 4. Elde var 1, 2, 1 daha 3. 3432. Arkadaşlar, bu okulda 3432 öğrenci varmış. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar, bu sorumuzda bir eşitlik verilmiş. Bize şu baklava diliminin daireye bölümünü sormuş. Şimdi arkadaşlar, 16 ile baklava dilimini toplamış. Eşittir 5 çarpı 4 demiş. 5 çarpı 4 kaç eder? Biliyorsunuz 20. Şimdi 16 ile kaçı toplasak 20 olur? Ya da 20'den 16'yı da çıkarabiliriz ama eşitsizlikleri tam bilmiyorsunuz yani. Şöyle, şimdi biraz daha ilerleyen sınıflarda şu var mesela, 20'yi bunu yalnız bırakıyorsun. 20'den 16'yı çıkarıyorsun. Kaç olur? 4 olur. Zaten direkt bunu kafadan da yapabilirdiniz, değil mi? Zor, işleri zorlaştırmayalım. Evet. Kaçmış baklava dilimi? 4'müş. Dörtmüş. Evet arkadaşlar, şimdi baklava dilimi 4. Şimdi biz bunu yerine yazalım. Ben bunu artı soracağıma bölme sormuşum bu arada arkadaşlar. 4'müş. 4 yerine yazdık. 4 çarpı 20 eşittir kaç eder arkadaşlar? 4 kere 0, 0. 4 kere 2, 8. 80. Baklava dilimi 4. Değil mi arkadaşlar? Daire 80. 80 artı 4. Burada artık yerine yazıyorsun. 84. Şöyle olsaydı, örneğin mesela daire bölü baklava dilimi olsaydı ne olurdu? 80 bölü 4 olurdu. O da 20 olurdu. Ya da bize bunu çarpma olarak sorabilirdi. Şu şekilde arkadaşlar. Şuraya çok takılmayın. Onu söylemeye getiriyorum. Önemli olan sayıları bulmak. 80 çarpı 4 olurdu. O da kaç olurdu arkadaşlar? 320 olurdu, değil mi? Daire eksi şekilde de olabilirdi. 80 eksi 4 76 olurdu. Ama bizde şu anda istenen ne? 80 artı 4 84. Evet arkadaşlar, sizlere bugünlük anlatacağım bu kadar. Bunların inşallah size faydalı olacağını düşünüyorum. Lütfen sizden bir istirhamım var. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın demeden önce lütfen ödüllü soruyu çözün. Cevaplara, yorumlara daha doğrusu yazmanızı istiyorum. Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi günler arkadaşlar.